Herkese merhaba. Bugün 30 Ekim 2024 Çarşamba. Bu videoda uzun vadeli yatırıma, zamanın gücüne inananlar için güzel bir içerik hazırladık. Başlıktaki 72 bin liranın uzun vadede nasıl bedava olduğunu matematiksel olarak göstereceğiz. BES'te devlet katkısının %30 olduğunu biliyoruz. Basit bir matematikle yatırdığımız her 1000 lira için 300 lira devlet katkısı olduğunu biliyoruz. Her katılımcı böyle küçük tutarlar yatırmayabilir. Örneğin yakın çevremde de birçok kişi tanıdığım üzere her ay 30 bin lira devlet katkısı yapanlar bile var. 30 bin lira yatırdığımızda da devlet katkısı 9 bin lira oluyor. Tam da burada videomuzun konusuna geliyoruz. Devlet katkısının yasal olarak bir sınırı var. Kanunda bu yasal sınırın tanımı yapılmış. Bakın direkt resmi gazeteden göstermeye çalışıyorum. Bu düzenlemenin adı Bireysel Emeklilik Sistemi'nde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik. Düzenlemenin 8. maddesine gidiyoruz. Bakın burada azami limit hesabı için kanun maddesinde ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamaz deniyor. Yani yıllık brüt asgari ücretin %30'u sınır olmuş oluyor. Asgari ücret bildiğiniz gibi her yıl güncellenir. Artış oranına göre net ve brüt tutarlar farklılaşır. Peki 2024 yılında brüt asgari ücret nedir? 20.002 lira 50 kuruştur. Eğer bu tutarı 12 ile çarparsak kanunda belirtilen yıllık brüt asgari ücrete ulaşırız. Bu da 240.030 lira olmuş olur. İşte maksimum devlet katkısı da bu tutarın yani 240.030 liranın %30'u olur. 240.030 lirayı %30 ile çarparsak 72.009 TL yapar. Küsuratlarla uğraşmayalım, kısaca 72.000 lira diyelim. Şimdi bu 72 bin lira nasıl bedava oluyormuş en basit dille, en net bir şekilde herkesin anlayacağı şekilde anlatmaya çalışalım. Az önce hesapladık. Ana paramız 240 bin lira olacak. Diyelim ki 240 bin liranız var. Faiz olur, hisse senedi olur, fiziki altın, gümüş olur. Birçok alternatif var değil mi? Diyelim ki yatırım fonlarından altın fonlarına yatıracaksınız. Bakın bugün itibariyle TEFAS sisteminde altın fonlarının bir yıllık getirilerini görüyorsunuz. En sağ sütuna bakalım. En sağ sütunda %79'dan başlayan getiri oranları var. Alta kadar indiğimizde %66'ya kadar çeşitli getiri oranları görüyoruz. Yani bir yıl önce yatırdığınız 100 bin lira, 179 bin lira ile 166 bin lira arasında değişen tutarlarda bir büyüklüğe ulaşmış. Aralarında çok fark yok. Ortalama %70 getiri olmuş olur. Bu getiri oranları bir sene sonrası için yine olur mu? Konumuz aslında bu getiri oranı değil. Çok da önemli değil ama diyelim ki bir sene sonra %70 değil de yani buradaki gibi %70 değil de %50 oldu. Spesifik bir fon söylemiyoruz dikkat edersiniz. Yani buradaki fonlardan herhangi birini seçmiş olabilir bir yatırımcı. Ortalama bir fon seçmiş gibi davranıyoruz ve %50 getirdiğini varsayıyoruz. Yani bugün yatırdığımız ana para 240 bin lira %50 getiri sağlamış olacak. %50 getirisi ne olur? 120 bin lira olur. Bir yıl sonra 240 bin lira artı 120 bin lira 360 bin liralık bir fon büyüklüğüne ulaşmış oluruz. Şimdi BES tarafına bakalım. Bakın bunlar da bugün itibariyle son bir yılda en yüksek getiriyi sağlayan bireysel emeklilik altın fonları. Yine en sağ sütuna bakarsanız gördüğünüz gibi %89'dan %74'e kadar değişen getiri oranları var. Ortalaması TEFAS'taki normal yatırım fonlarından biraz daha yüksek ama diyelim ki bunun da ortalama olarak %70 olduğunu varsayalım. Ve diyelim ki aynı 240 bin lirayı BES şirketine yani bireysel emeklilik şirketiyle yaptığınız bir BES poliçeniz var. BES şirketine ödediniz. Fonlarınız da yine benzeri şekilde bu altın fonlarından biri oldu. Ve yine diyelim ki ortalama bir getiri olarak bir sene sonrası için yine %50 getiri olmuş olsun. 240 bin lira çarpı %50 yine 360 bin lira oldu. İşte ekranın sol tarafında olmayan yani normal fonlarda aşağıda olmayan bu 72 bin lira sizin ödediğiniz bu 240 bin liralık ana paranın üzerine bedava geliyor arkadaşlar. Devlet katkısı ilavesi olarak bedava olmuş oluyor ve toplam büyüklük 432 bin TL'ye ulaşmış oluyor. İkisinde de bekliyorsunuz. Yani zamana yatırım yapıyorsunuz. BES'teki bireysel emeklilik sistemindeki tek dezavantaj şu.
TEFAS fonlarını yani normal fonları sıkıştığınız zaman satabilirsiniz. Yani valöre göre 2-3 gün içerisinde nakdiniz hesabınıza geçer. Ama BES fonu bir sistem olduğu için paraya sıkıştım satacağım dediğiniz zaman bu size zarar olarak dönebilir. Sistemden topluca çıkmanız gerekir. Eğer bireysel emeklilik sisteminde teknik olarak emekliliği hak ettiyseniz, yani bunun kuralı neydi? 10 yılı doldurmuş ve 56 yaşında tamamladıysanız 72 bin liranın tamamını alırsınız. Eğer sistemde 10 yılı tamamladıysanız fakat 56 yaşın altındaysanız, yani teknik olarak emekliliği henüz hak etmemiş iseniz, bu 72 bin liranın %60'ını alırsınız. %60'ı da 72 bin çarpı %60'dan 43.200 lira olur. Ben 10 yıl bekleyemem diyenler için de benim naçizane tavsiyem en az 6 yılı doldurmanızdır. 6 yılı doldurunca da bu 72 bin liranın %35'i hak edilir. O da 72 bin çarpı %35'ten 25.200 lira olur. Evet, 10 yılın altına indikçe tutar düşer ama sonuçta onlar da bedava olmuş olur. Hatta bu devlet katkısının ayrıca kendi getirisi de vardır. Onu da ekstra bonus olarak hesaba katmalısınız. Altın fonlarında yaptığımız bu örneği isterseniz diğer fon türlerinde de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Borçlanma araçları, Eurobond fonları, fon sepeti fonları, hisse senedi yoğun fonlar, hiçbirisi bu mantığı değiştirmez arkadaşlar. 72 bin lira bu yıl için konuşuyoruz. Bedavaya gelmiş olur. Bakın hisse senedi yoğun fonlara da bakalım. Burada TEFAS sisteminde bugün itibariyle son 1 yılda en yüksek getiriyi sağlamış hisse senedi yoğun fonlar var. Bunlar Borsa İstanbul fonları, yani yabancı hisse senedi olmayan fonlar TL olduğu için. Bakın şu birinci sıradaki Pardus Portföy'ün BIH fonunu saymazsak bu ciddi bir getirisi olmuş. %153 olmuş son 1 yılda. Gerçekten başarılı. Diğer fonlar bakın %60'dan başlıyor, %48'e kadar iniyor. Yani ortalama olarak %50-55 civarında bir getirisi olmuş bugün itibariyle. Şimdi aynı mantığı BEFAS için kullanacak olursak, yani BEFAS'taki hisse senedi yoğun fonlara bakacak olursak, yine bakın en sağ sütunda son 1 yıldaki getirilere bakalım. Hisse senedi emeklilik yatırım fonları bunlar. Sadece hisse senetlerine yatırım yapıyorlar. Yine benzer şekilde %58'den başlıyor. %44'e kadar düşen oran, getiri oranları var. Yani şuraya geleceğim. Hisse senedi yoğun fonlarda da çok büyük farklılıklar yok. Siz altın fonun yerine BES poliçenizi hisse senedi yoğun fonlarda da tutsanız yine bu 72 bin lira devlet katkısı payı ekstra olarak bedavadan zamana yayılmış bir şekilde hesabınıza geçer arkadaşlar.